Benden isteğine uygun olarak sana bir rahmet alametini veriyorum. Ben senin yalvarmalarını duydum ve senin dualarını kendi rahmetimle kabul mertebesine ulaştırdım. Hüşyarpur ve Ludhiana'ya yaptığın yolculuğunu senin için mübarek kıldım. İşte kudret, rahmet ve yakınlık mucizesi sana verilmektedir. Lütuf ve ihsanın mucizesi sana bahşedilmektedir. Başarı ve zaferin kilidi sana verilmektedir. Ey Muzaffer! Üzerine selam olsun. Allah buyurdu ki, hayatı elde etmeyi sevenler ölümün pençesinden kurtulsunlar. Mezarlarında gömülü olanlar da oradan dışarı çıksınlar. Ayrıca İslam dininin şerefi ve Kelamullah'ın mertebesi insanlara belli olsun. Aynı şekilde hak bütün bereketiyle gelsin ve batıl bütün iğrençlikleriyle kaçıp gitsin ve insanlar benim kadir olduğumu ve dilediğimi yaptığımı anlasınlar. Bundan başka benim seninle birlikte olduğumu kesin olarak inansınlar ve Allah'ın varlığına inanmayanlara, Allah'ın dinine, onun kitabına ve onun pak Resulü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e inkar ve yalanlama gözüyle bakanlara böylece apaçık bir mucize nasip olsun ve de suçluların yolu belirlensin. İşte sana müjde olsun ki bu güzel ve pak erkek çocuk sana verilecek. Bir zeki oğul sana bahşedilecek. O çocuk ancak senin dölünden ve ancak senin zürriyetinden ve neslinden olacak. Güzel, pak çocuk sana misafir olarak gelecektir. Onun adı hem Emanuel hem Beşir'dir. Ona mukaddes ruh bahsedilmiştir. Her pislikten arıdır. O Allah'ın nurudur. Gökten gelen ne mübarektir. Fazıl onunla birliktedir ve onun gelmesiyle birlikte olacaktır. O yücelik ve azamet ve devlet sahibi olacaktır. O dünyaya gelecek ve Mesihi vasıflara sahip nefsi ve ruhul hakkın bereketiyle birçoklarını hastalıktan arındıracaktır. O kelamullah'tır. Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah'ın rahmeti ve kötülüklere karşı oluşu onun kelime-i temcid ile gönderilmesidir. O çok zeki ve anlayışlı, kalbi de halim, yumuşak olacaktır. O zahiri ve manevi bilgilerle doldurulacaktır. Keza o üçü dörde çeviren olacaktır. Bunun manası anlaşılamamıştır. Pazartesidir mübarek pazartesi. Sevgili bir oğul, yüce mertebeli ve yüce şanlı, mazharül evvel vel ahiri, mazharül hakkı vel alaike, annallaha nezzele minessemai, yani o evvel ve ahirin mazharı olacak, hak ve yüceliğin belirtisi olacak. Sanki Allah gökyüzünden inmişçesine olacak. Onun nüzulü çok mübarek ve ilahi celalin belirlenmesine sebep olacaktır. Nur gelmektedir, nur. Allah onu kendi rızasının güzel kokusuyla meshetmiştir. Biz ona kendi ruhumuzu indireceğiz. Allah'ın gölgesi başının üzerinde olacak. O çabuk çabuk ilerleyecektir ve esirlerin serbest bırakılmasına sebep olacaktır. Yeryüzünün kenarına kadar şöhret bulacaktır. Kavimler ondan bereket bulacaktır. Sonunda o gökteki nefsi noktasına yükselecektir. Bu da kadere bağlanmış bir husustur. İştihar 20 Şubat 1886 Tebliğ-i Risalet Cilt 1 sayfa 59-60 Mecmua İştiharat Cilt 1 sayfa 100 ve 102.